Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 7. Sınıf Türkçe kitabı 3. ünite tema değerlendirme cevapları sayfa 104-105. 7. sınıf Türkçe kitabı 3. ünite tema değerlendirme cevapları. 7. sınıf Türkçe kitabı sayfa 104-105. Teknoloji bağımlılığından kurtulmak için yapılması gerekenler. Teknoloji kullanımının tam zıttı saatlere kaydırmak. Teknolojinin günlük olarak kullanıldığı mekanlar ve zamanlar bağlılığa sebep olacak kadar uzun kullanmaya müsait olduğu için bağımlılık oluşmuştur. Bu anlamda teknoloji kullanılan zamanları tam zıt saatlere kaydırmak ve mekanı değiştirmek ilk adım olarak faydalı olabilir. Mesela bir kişi en çok akşamları teknoloji kullanıyorsa, sabah kullanmaya, odasında kullanıyorsa, herkesin olduğu bir zamanda oturma odasında kullanmaya başlayabilir. Teknolojiyi kullanmalı ile ilgili hedeflerle belirlemek. Ucu açık bir kullanım bağımlılığı her halükarda tetikleyecektir. Bu nedenle mutlaka kullanıma makul bir zaman sınırlaması gerektirmek şarttır. Bu zaman sınırlaması başta sık ama kısa süreli aralar vermeye ile başlar ve sonrasında günlük limit belirleyip buna uyulur. Çok kullanılan belirli işlevlerden uzak durmak. Teknolojinin en çok kullanılma sebebi olan belli işlevlerden uzak durma, çalışmak önemli bir adımdır. Uzak durulamıyorsa sayı ve süre koymak işe yarayabilir. Hatırlatıcı kartlar kullanmak. Teknolojinin bağımlı kullanımının neler kaybettirdiğini ya da bağımlı kullanım olmazsa neler kazanılacağını ifade eden hatırlatıcı kartların evin belirli yerlerine asılması faydalı olabilir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti kısaltılmıştır. Soru. 1 ve 4. soruları okuduğunuz metre göre cevaplayınız. 1. Ucu açık kullanım bağımlılığı her halükarda tetikleyecektir. Cümlesindeki ucu açık kullanım ifadesinde ne anladığınızı örneklerle açıklayınız. Cevap. Ucu açık bir kullanım ifadesine belirli bir süre veya sınır koymadan teknolojiyi kullanmayı anlıyorum. Örneğin saatlerce sosyal medyada gezinmek veya video izlemek gibi bir faaliyet, sınırsız ve kontrolsüz bir kullanıma örnek olabilir. 2. Metindeki önerilerden farklı olarak teknoloji bağımlılığından kurtarmak için bir öneri de siz yazınız. Öneriniz için faydalı olacağını açıklayınız. Cevap. Öneri. Teknoloji kullanımı düzenlemek için dijital detoks günleri belirlemek faydalı olabilir. Haftada en az bir gün teknolojiden tamamen uzak durmak hem zihni dinlendirecek hem de bağımlılığı azaltacaktır. 3. Teknoloji bağımlılığından kurtulmak için kullanılabilecek hatırlatıcı kartların üzerine yazılabilecek iki not öneriniz. Cevap. Hayat ekrandan ibaret değil. Dışarıda seni bekleyen bir dünya var. Teknolojiyi yönet, seni yönetmesine izin verme. 4. Metnin anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Öyküleyici. B. Açıklayıcı. C. Tartışmacı. D. Betimleyici. Doğru cevabımız B şıkkı açıklayıcı olmalıdır. 7. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 105 cevapları. 5. Aşağıdaki cümlelerin aşağıdakilerin hangisinde koşul anlamı vardır? A. Bilimsel gelişmeleri takip etmezsek çağın gerisinde kalırız. B. Merak ettiği birkaç konuyu araştırmak için kütüphaneye gitti. C. Teknolojinin hızlı gelişimi bilgi kirliliğine yol açmaktadır. D. Ders sırasında aldığı notları eve gidince defterime geçiriyor. Doğru cevabımız A şıkkı, bilimsel gelişmeleri takip etmezsek çağın gerisinde kalırız olmalıdır. 6. Gezegenimiz için geç kalmadan bir şeyler yapmalıyız. 1. Gerekli tedbirleri aldığımız zaman gelecekte üzerinde yaşayabileceğimiz bir gezegen kalmayacak. 2. Çevrenizde ve doğanızda bu hızla yok etmezsek 3. Hiçbir sorun olmayacak. Ama teknoloji gelişirken doğayı da yok ettiğimiz için büyük bir tehlikeyle burun buruna yaşıyoruz. 4. Artık. 6. Bu metinde numaralandırmış çekimli fiillerden hangilerinde zaman anlamı yoktur? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 4, D. 3 ve 4. Doğru cevabımız D şıkkı 3 ve 4 olmalıdır.
7. Aşağıdakilerden hangisi altı çizili fiilin çekimlendiği dilek kipi yay araç içinde yanlış belirtilmiştir? A. Öğrenme gayreti olan bir insan ne kadar araştırıyorsa o kadar iyidir. Koşul kipi. B. Ülkemizin geleceği için bilimsel araştırmaları yakından izleyelim. İstek kipi. C. Günümüzün bilim dünyasını anlayabilmek için bol bol okuyun. Gereklilik kipi. D. Bu yılki faturada bizim çalışmamızın ziyaretçilere filiz sunsun. Emir kipi. Cevap A şıkkı, öğrenme gayreti olan bir insan ne kadar araştırırsa o kadar iyidir. Koşul kipi olmalıdır. 8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde insan dışı bir varlık konuşturulmuştur? A. Dost dost diyenicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. B. Kaldırımda yalnız taşlardan biriyim. Üstüme basıp geçenleri iyi bilirim. C. Açılan bir gülsün, gülsün sen yaprak yaprak. Ben aşkımla bahar getirdim sana. D. Tam otların sarardığı zamanlar yere süzük oyun uzanıyorum. Doğru cevabımız B şıkkı. Kaldırımda yalnız taşlardan biriyim. Üstüme basıp geçenleri iyi bilirim olmalıdır. 9. Araştırma ve gözlemlere göre kurtlar yaşamlarını yüksek dağ tepelerine yakın ağaçlık ve ormanlık alanlarda sürdürebilen sıcak kanlı hayvanlardır. Bu özelliklerinden dolayı da pire, bit, kene gibi asalakların hedefi olurlar. Bu asalakların yumurtalarını toprağa bırakırlar. Bunu bilen kurt tozlu topraklar üzerine yatarak kendini toza bular. Sonra kalkıp silkelenerek asalakların bir bölümünü üzerinden atar. 9. Bu metinde boş bırakılan yere metnin anlam bütünlüğünü sağlamak için aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Kurtlar bunlardan bir türlü kurtulamaz. B. Böylece kışı daha rahat geçirebilirler. C. Ama bu sorunu nasıl çözeceğini iyi bilir. D. Kurtların yaşam döngüleri de böyledir. Doğru cevabımız C şıkkı ama bu sorunu nasıl çözeceğini iyi bilir olmalıdır. 10. Aşağıdakilerden hangisinde anlam kayması vardır? A. Yarın teknoloji festivallerine katılıyoruz. B. Merak öğrenme isteğini artırır. C. Projelerini tamamlayıp gerekli yerlere teslim ettiler. D. Robotlar yakın zamanda ameliyat yapmaya başlayacak. Doğru cevabımız A şıkkı, yarın teknoloji festivaline katılıyoruz olmalıdır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.